Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte kurduğum serayı gezeceğiz. Sera nasıl kurulur? Nasıl yapılmalıdır? Ayrıntıları nelerdir? Bunlara değineceğim. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Profesyonel olarak bu işi yapacak olanlar, yani daha büyük işletme yapacak olan sera kurmak isteyenler bu videoyu sadece öylesine izlemiş olur. Çünkü bizim yaptığımız profesyonel değil, daha çok kendi çapımızda yapacağımız bir serayı anlatacağım ben sizlere. Şimdi gelin, nasıl yaptık, neler yaptık, kaç liraya mal oldu, neler lazım, neler aldık, bunları anlatmaya başlayayım. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet, aslında videoyu dışarıda çekecektim ama muhtemelen şu anda da duyuyorsunuzdur, yağmur yağıyor. Ben de içeri kaçtım. Şimdi serayı nasıl kuruyoruz? Bunu ilk önce temelden başlamamız gerekiyor. Ben o derste oturuyordum sınıfta. Bir anda aklıma bir sera modeli geldi. Arkadaşlarımla paylaştım. Hemen tahtaya bir model falan çizdik. Sonra ben bunu bir kağıda döktüm. Yani nasıl bir model istiyorum, nasıl bir içimde aklımdakilerini kağıda döktüm. Hemen okul çıkışı babama durumu anlattım ve babamla birlikte de emimle konuştuk. Bize neler lazım, nereye yapabiliriz? Bunları konuştuk ve bu işe giriştik. İlk önce yerimizi belirledik. Bağımızın bir getmesi vardı. Oraya buraya hazırlıklarını kurduk. Ve bize şimdi malzemeler gerekiyordu. Ölçümlerimizi aldık. Yaklaşık 1 metre 40 santim boyunda 8 tane profil kestirdik en başta. Bunun bir yarım santim, yani 30 santimini falan toprağın içerisine çaktık. Ve ilk önce temelimizi bu şekilde oluşturduk. 8 tane profile 30 TL ödedik. Yalnız ben sıfır almadım. Yani aslında sıfıra gerek yok. Şu şekilde yok. Hani profesyonel değil de daha çok böyle hobi amaçlı bir şey yapıyorsanız, hani çıkma profillerde işleriniz rahatlıkla görür. Çünkü benim gördü. 8 tane işte yaklaşık 1.40 metrelik, ya yani 1 metre 40 santimlik çıkma profiller bizim işimizi gördü. Ona 30 TL ödedik. Ve 6 tane de boru aldık. Su borusu aldık incelerde. Onlara da 70 TL ödedim. 100 TL ile ilk günümüzü kapatmış bulunduk. İşte bağımıza getirdik, çaktık. Ondan sonra da su borularını da böyle kavisli şekilde boruların profillerin içerisine geçirerek temelimizi oluşturmuş olduk. Ondan sonra işte daha ne eksiklerimiz var, bunları belirledik. Ve eksiklerimizi belirledikten sonra yine malzemelerimizi aldık. Bize daha ince profillerden gerekiyordu. Yani şu arkamda burada göreceğiniz profillerden gerekiyordu. O profillerden 4 metre falan kestirdik. Hem yan taraflara, yani profillerin aralarını attırmak için, hem de arka tarafı sabitlemek için yine ince profil aldık. Sonra kapının taslağını oluşturmak içinse yine 1.80 2 metrelik 2 tane daha profil kestirdik. Yine onlara da ben 30 lira harcadım. Aynı şekilde yine 7 tane daha boru aldık ve ona da 70 TL ödedim. Ve yine 100 TL, toplamda 200 TL'ye temelimizi atmış bulunduk. Tüm işlerimizi hallettikten sonra da artık bizim seranın naylonunu çekmemiz gerekiyordu. UV ışını çeken naylonları araştırdım fakat şu an için gerek duymadım. Çünkü burası benim için şu anda geçeceğim. Eğer ki işlerimi büyütürsem daha da fazla alacağım. Ölçülerimize göre, yani 6'ya 8, 6 metreye 8 metre en boy genişliğinde gittik, naylonumuzu kestirdik. Ve ondan sonra da naylonumuzu buraya çektik. Tabii ki de toprağın altına bir bölümünü verdik gerdirmek için. Bunun içinde profillerin yan taraflarını kazdık, çukur oluşturduk.
ve gerdirdikten sonra da toprakla birlikte üstlerini örtürdük ve gerdirdik. Şu an için sonra bu işlerimizi de hallettikten sonra kapı yaptırmamız gerekiyordu. Kapıyı da babam işi gücü rast gelsin, o halletti, iş yerinde hallettirdi. Bir 50 lira da ona harcadık. Yani toplamda yani buranın sonradan malzemeleri olsun, işte kablolar olsun, ışık malzemeleri falan olsun, toplamda 350 TL, 360-350 TL civarı bir maliyet oldu bize. Ve bu şekilde de gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi içerisinde oturuyorum. Bundan sonra da zaten tüm videolarımı burada çekeceğim. Bu serayı kurmamın başlıca sebepleri var. Bunlardan birkaçı şöyle: kaktüs, sukulent ve aloe vera üretimi yapacağım. Ve internet sitemiz de inşallah bir ay içerisinde açılıyor. Ve satışlara bu şekilde başlamış olacağız. Tek bu işi yapmayacağım. Topraksız tarım sistemini de seranın bu bölümüne kuracağım. Arka taraflarda yine üreteceğiz. Ve çuvallarda da biber yetiştirmeye çalışacağım. Yani fazlasıyla bu Hindistan cevizi torfu ve perlitle birlikte harmanlayarak, zirai ilaçlar da kullanarak olabildiğine çok verim alabileceğimiz bir çuvalda sistem var. Onu da uygulayacağım. Yani bu yaz tamamıyla buradayım. Bayağı da bir videolar çekeceğiz. Yani bu sera kurmak isteyenler, efendime söyleyeyim, yani nasıl yaparım, nasıl ederim diye düşünenler için şunu söyleyeyim. En temelde ne istiyorsunuz bunu bilin. Yani çizin, tasarlayın ve ondan sonra bu işe girişin. Su borusu kullandık. Aslında su borularından ziyade elimde imkan olsaydı profillerden, demir profillerden yapardık. Ama su borularını yapmış bulunduk. Ha, önerir misiniz derseniz, ben bir genç kardeşiniz olarak tecrübe ederek söylüyorum. Su boruları sıcağı yiyince böyle sarkabiliyor. Değişik şekillere giriyor. Şu an onun problemini yaşıyoruz. Onları da gerdirip tekrardan vidalamam gerekecek. Yani su borusunu tercih etmenizi önermem. Yani bunu temel olarak söyleyebilirim. Yaptırabiliyorsanız profillerden böyle kaynak yaparak daha sağlam bir şey elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi, yani geçici olarak böyle bir sera yapma planınız var ise de su borularını tercih edebilirsiniz benim yaptığım gibi. Temelde böyle. Burada oturuyorsam, tabii ki de ben bu serayı tek başıma yapmadım, yapamam da. En başta sınıf arkadaşlarım olsun. Emmim aynı şekilde temeli attığımda yanımdaydı. Dayım kaynak işlerini yaptı. Babam buranın tamamını yaptı diyebilirim. Ben sadece yardım ettim. Ve sağ olsun arkadaşlarım da bu sürede yanımdaydı. Yapılış videolarını zaten Sera'nın iki videoda ben kanala attım. Sera Kuruyoruz adında. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ben zaten videonun içerisine de veya sonuna da koymuş olurum nasıl yapıldığına dair. Zor bir şey değil. Sadece tasarlamanız gerekiyor. Ve yapmak istiyorsanız da yapın. Gayet zevkli bir iş. Ve artık burada videomuzun sonuna gelelim. Sera'nın yapılış videosunun hızlı bir çekimini ben videonun sonuna koyarım. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle kanala abone olun ve abone olunca yan taraftaki abone ol butonunun yan tarafındaki zile de basın. Haberdar olun arkadaşlar atacağım videodan. Bir bitki sayfamız var Instagram'da. Onu da kesinlikle takip edin. Burada ya bu sera içerisinde çekeceğim tüm videoların, yani sukulent ve kaktüs türlerinin, aloe vera olsun, tüm türlerin çekilişini yapacağım arkadaşlar. Ve bunlardan haberdar olmanız için de hem bitki sayfamı hem de kanalımı takip edin kesinlikle. Videoları kaçırmayın. Çünkü çok iş yapacağız. Artık zaman benim için akıyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok işimiz var. Çok yapacak işimiz var. Bunlardan haberdar olun. Siz de kaçırmayın. Ben de bu şekilde mutlu olurum. Videoyu beğenin. Olabildiğince videolarımı izleyenler Facebook sayfalarında paylaşırlarsa sevinirim. Hem etkileşim alırız hem de görmeyen insanlar da görür. Ve videoyu da sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Thank you.